Evet. İsmail Aleyhisselam'ın annesi kim? Hacer Valide. Sare validemiz onun efendisi. Çünkü biliyorsunuz Mısır'da kral musallat olunca Sare validemize Allah onu korudu. Batmaya başladı. Batmaya başladı. Üç kere denedi. Olmayınca ne yaptı? Onu cinli zannetti. Dedi bu bana bir zarar veremesin diye. Onu serbest bıraktı. Bir de cariye hediye etti ki arkadan bana beddua etmesin diye. Sare validemiz onu bir yere batırdı üç defa. Ondan sonra Sare validemizin de çocuğu olmuyor. Yaşlandı bayağı. Gitti dedi ki Hacer cariyesini kocası İbrahim Aleyhisselam'a hediye etti. Hediye edince İbrahim Aleyhisselam'ın onunla birleşmesi helal oldu mu? Cariye ile cinsi münasebet helal mıdır? Ali Rıza Demircan diyor ki yok öyle bir şey. Bir de diyor ki dine böyle bir şeyler sokmuşlar diyor. Ganimet alıyorlarmış, köle cariye alıyorlarmış diyor. Hiç dinde olmayan şeyler diyor. Yahu sen böyle bir şey dinde yoksa sen de hiç usturanın ağzına sürülecek kadar akıl yok ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ganimet alıyor muydu? Köle cariyeleri alıp getiriyorlar mıydı? Getiriyorlar. Bu İslam'da yok mu ya? İbrahim aleyhisselamın Hacer validemiz nesi? Cariyesi, Sare validemizin cariyesiydi, onu ona hibe etti. Allah Allah. Ama şimdi cariyelik yok başka. İslam'da kölelik, cariyelik yok diyen ne olur? Stalin gibi kafir olur. Çünkü Kur'an'da evma meleket eymanuhum, ellerinin sahip olduğu köle ve cariyeler hakkında dolu ayet var. Bu kadar ayeti nasıl sen inkar edersin ya? Neymiş işte şimdiki zamanın aydınları onları sevsin diye. Hele kadınlar bu cariyelik mariyelik yok dersen belki kadınlar beni daha dinler. Beğenirler diye. Halbuki hiç de beğenmiyorlar. Ben doğruyu söylüyorum, beni daha çok beğeniyorlar. Hadi bakalım şimdi. He? Var şimdi Allah'ın ayetinde olanı ben nasıl gizleyeyim ya? Doğruyu söyleyince zannediyorlar ki kimse bunu beğenmeyecek. Halbuki beni daha çok seyrediyorlar. Ne yapalım şimdi? Sen onu inkar et, bunu inkar et. Rejim yok, şu yok, bu yok. Dini kuşa çevirdiler. Zannediyorlar ki bize çok itibar olur. Kimse de itibar etmiyor. İşte yanlış yapmayalım.